Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Depremin üzerinden işte 25 gün geçti. Bugün 1 Mart Şubat ayını tamamladık. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Kovancı benim bu süreçte en fazla geldiğim mahallemiz oldu. Yine gelmeye devam edeceğim. Sizlerin yanındayım. Sizlerle beraberim. Sizlerle aynı kaderi paylaşıyorum. Sizler burada çadırdayken ben rahat değilim. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani benim samimiyetime inanın ve güvenin. Değerli vatandaşlarım, yaraları sarıyoruz, normalleşmeye devam ediyoruz. Bugün Kovancı'ya özellikle gelmem gerekiyordu. Niye? Niye gelmem gerekiyordu? Onu sizlere açıklayacağım. Değerli vatandaşlarım, bakın depremin olduğu ilk günden beri sizlerle beraberiz. Sizlerin hizmetindeyiz. Yani tüm daire amiri arkadaşlarım Kovancı için seferber olmuş durumda. Başımıza bir deprem geldi, okulumuz yıkıldı. Yapılacak bir şey yok. Yani demek ki okul depreme dayanıklı değil, bir yıkıldı. Ama biz devlet olarak gereken tedbirlerimizi, gereken önlemlerimizi aldık. Eğitimin aksamaması için, çocuklarımızın okuldan uzak kalmamaları için Kovancı mahallesindeki bu gençlerimizi, bu yavrularımızı, bu çocuklarımızı Söğütlü'ye taşıma kararı aldık. 19 tane öğrencimizin bugün Söğütlü'de olması gerekiyordu. Gittim. Bunların hiçbiri yoktu. Bu çocukları niye göndermediniz değerli vatandaşlarım? Sizler bu çocukları göndermezseniz. Servis gelmiş mi? Servis geldi. Evet. Servis sizin köyden. Şoför sizin köyden. Geldi. Ben gördüm. Şoför sizin köydendi. Lütfen. Değerli vatandaşlarım. Bizler cehaletle zaten mücadele ediyoruz. Bakın bir de üzerine deprem geldi. Şu an tüm mücadelemizi depremin yaralarını sarmak üzere vermiş durumdayız. Şimdi biz nasıl normalleşeceğiz? Normalleşmenin en önemli göstergesi nedir? Okulların açılmasıdır. Okulu açtık ama öğrencimiz gelmiyor. Çok üzüldüm. Sizlere buradan sitemlerimi iletiyorum. Lütfen. Bugün çocuklar gelmedi. Yarından itibaren bu çocukları okulda görmek istiyorum. Sayın Kaymakamım, doğru söylüyorsunuz da çocuklar bu psikolojiyle nasıl okula gelecek? Çok güzel. Bir de şunu izah etmek istiyorum. Çocuklar akşam gelirken bu korkuyla nasıl ders görecek? Bir şey söylüyorum. Nasıl ödevlerini yapacak? Korkularımızı üzerine giderek vereceğiz. Sen deprem var diye çocuğu okula göndermeyecek misin? Deprem her zaman var. Sayın Kaymakamım, çocuk okula gitmezse psikolojisini nasıl düzeltecek? Ben bu duvarların önünden duramıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk okula gitmezse psikolojisini nasıl düzeltecek? Sen düzeltebilir misin çocuğun psikolojisini? Yok, düzeltemem. Bakın, öğretmenle birlikte düzeltecek yani. Öğretmenlerle birlikte. Bu konu benim için o kadar önemli ki. Biliyorum. Bak, işi gücü bıraktım, bugün buraya geldim. Şu an Söğütlü'de okula devam eden var. Evet, Kavalık'ta devam eden var. Onlar depremi yaşamadılar mı? Hilvan ilçe merkezinde öğrencilerimiz başladı. Onlar depremi yaşamadılar mı? Yani biz çocuklarımızın zaten psikolojisi düzelsin diye bir an evvel eğitime başlamak istiyoruz. Lütfen bu anlayışı değiştirelim. Değerli kardeşim benim. Okulumuz sağlam. Okullardan geliyorum. Kendim de baktım. Hatta bugün doğru ziyaret edebilirsiniz. Sağlam olabilir ama şu etrafınıza baktığınız zaman çocuk ne ders yapabilir, ne ödev yapabilir, ne de o psikolojiyle okula gidebilir. Çocukları okula gönderelim. 15 gün sonra bakalım, tamam mı? Çocuklarda değişim var mı yok mu? Evet. Bak, arkadaşlar korkmayacağız. Okul korkulacak bir yer değil. Okulu özlediniz değil mi? Tam tersi okul güvenli bir yer. Gitmek istiyorsunuz. Tamam. Çocuklar gitmek istiyor. Yani olmuyor. Normalleşme Sayın Kaymakamımızın dediği gibi normalleşme bu şekilde olur. Okulumuz bu bölgenin en sağlam okullarından. Hatta çok uzak değil mesela. Beraber gidip ziyaret edelim. Beraber gidelim. Okula beraber gidelim mi? Gidiyoruz. Gideriz. Sıkıntı yok. Yani, okul sağlam. Yani emin olun. Hani duvar dediniz ya, duvarın dibinde kalmak istemiyor. Duvarın dibinde kalmasın zaten. Okula gitsin. Anlatabiliyor muyum? Yani o, bir değişiklik de olur çocuklar için. Yani buradan en azından ortam değiştirmiş o. Sizin yeriniz okul. Bir de günde 3 saat ders olacak. Şu an alıştırma için, yani psikolojik destek içindir. Dersler sonra başlayacak. Şu öğrenciydim, her gün okula gittim. Benim devamsızlığım yoktu. Sizler de lütfen bugünden itibaren her gün okula herkes gelsin. Kimse gelmemezlik yapmasın.
Bu bina sağlam. Dayanıklı. Korkmayın, tamam mı? Tamam. Niye korkmayacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye genç kuşakta bulunan bir ülke. Türkiye'de her zaman sarsıntılar olabilir. Ahmet Mete Işıkara vardı. Çocuklar bilmezler. Mesela deprem dedeydi onun lakabı. Derdi ki o profesör, Türkiye'de herkes depremle yaşamaya alışık olması lazım. Deprem hayatın bir gerçeği. Biz de zaman zaman tatbikatlar yapıyorduk. Yani 3 gün sonra da sallanabiliriz. 1 ay sonra da sallanabiliriz. Ama önemli olan deprem anında ne yapmamız gerektiğini bilmemiz. Öyle mi arkadaşlar? Evet. Peki size soru. Diyelim ki deprem oldu. Siz okuldayken deprem oldu. Ne yapacaksınız? Bir saniye. Hayır, çok patlamış yapacağız. Seni tebrik ediyorum. Adın ne senin? Bravo. Ben duydunuz mu Nazlı'yı? Ne dedi? Yani bravo. Alkışlayalım. Tebrik ediyorum. Maşallah. Bak hepiniz pırıl pırıl çocuklarsınız. Arkadaşına zarar ver. Niye zarar veriyorsun arkadaşına? Adın ne senin? Zeynep sen uslu bir kıza benziyorsun. Geç sırana güzelce. Sizin bana sormak istediğiniz bir soru var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Bugün siz okula geldiğiniz için ben de size hediye getirdim. Tamam mı? Tamam. Şimdi sırayla şey yapalım. Getirin arkadaşlar. Yardım et. Ben teşekkür ederim ya. Okula size yardım et. Ama herkes sırasını bozmasın, sırayla vereceğiz. Bir tane çocuk var, geliyordu, hep evde kaldı. Evet, ben şeyi bildiği için, evet. Adın neydi? Nazlı, sana vereceğim, sen bildiğin için. Tamam mı? Hadi bakalım, şey yap. Evet, şuradan şeyden başlayalım. Biliyorsun senin bu sözlerden değil. Ama bu yüzden başka bir söz soracağım arkadaşlar. Kaç bu? 8. Sorun değil. Bu kaç? 8. 8. 8. Tamam. Çok güzel. Sorunun bir kısmını çözdünüz. İfadesinin yarısı kaçtı? 8. 39. Acele etme, biraz daha düşün. Bir demek yok. Çok basit. 8 üzeri 40'ı 2'ye böleceksiniz. 38 değil mi? Hayır, 2'nin 3'ünün hayatı. Öyle bir kopya vermeyin. Yok, ben yok. Kağıt karımıza böyle biraz daha iyi. Tahtını çözsün. Cesaret olan tahtı yaşasın, çözsün. Bir şeyin yarısı arkadaşlar, onun yarısı kaç? Bir saniye. Onun yarısı kaç? 5. Onun gibi düşün. Kaç yazdık ben hiç güzel, şey yapmadım. Nasıl yazdın? Şu güzel yaz, Allah aşkına. Tamam. Sonucum çok güzel bir şekilde yazsın. Sinan Hoca da görsün. Evet. Sinan Hoca'nın gözleri iyi görmüyor. Hocam gördünüz mü? 2 üzeri 119. Bir alkış aldırabilir misin çocuğumuza? Doğru mu? Doğru yaptın mı? Yok, iyi bir yoldan gitti ama. Yani güzel bir yoldan gitti. İyi düşündü. Ebru Hocam doğru yaptın mı? Doğru yaptı hocam. Evet, ismin neydi? Mizre, Medine. Ne demek, tebrik ediyoruz. Bizden ödül kazandın. Uygun bir zamanda Ziya Hoca ile beraber kaymakamlığa geleceksin. Ödülü orada vereceksin. Evet. Arkadaşlar, tabii şey yani nasıl çözüldüğünü bilince çok kolay bir soru ama
Bilmezseniz çözüm yolunu zorlayabilir. Sınavda da çıkabilir bence. Yine geleceğim. Bunu saymıyoruz. Bir olaydır. Türkiye'de çok geçmişten beri depremler olmuştu. Türkiye'nin geçmişinde büyük depremler de vardır, küçük artçı depremler de vardır. Ve bu depremler bulunduğumuz coğrafyanın gereği olarak devam edecektir. Biliyorsunuz ülkemizde hem bir Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor, hem de Doğu Anadolu fay hattı geçiyor, doğru mu? Ayrıca Ege bölgesinde de fay hatlarımız var. Bu fay hatları canlı. Türkiye'de genç oluşumlu bir ülke olduğu için yer tabakaları hareket halinde. Ve fay hatlarının kırılması sonucu bu depremler meydana geliyor. Ve gelecek. Şimdi önemli olan deprem anında ne yapmamız gerektiğini bilmek. Ne yapmamız gerekiyor deprem anında? Hep beraber söyleyelim. Çek kapan tutun. Tamam, peki nerede çökeceğiz? Mesela adım ne senin? Mustafa'ya alkışlıyoruz arkadaşlar. Evet, sabit bir nesnenin yanında çök kapan tutun hareketi yapacağız. Ve bu vesileyle neyi oluşturacağız kendi? Hayat üçgenimizi oluşturacağız arkadaşlar. Bravo. Bunu yaparsak korkmamıza gerek yok. Niye? Deprem zaten hep olacaktır. Depremin olmaması zaten anormal. Onun için korkmaya gerek yok. Bugün okula gelmeyen arkadaşımız var mı? Var. Şimdi onlara da söyleyin. Binamız güvenli. Depreme dayanıklı. Korkuyu gerektirecek bir şey yok. İnşallah. Burada bir 2,5 ayımız kaldı. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Doğru mu? Ondan sonra bir üst sınıfa geçeceğiz. 8. sınıflar zaten LGS'ye hazırlanıyorlar. Onlar iyi bir lisenin derdinde. Sizler de inşallah eğitiminizi iyi bir şekilde tamamlayıp bir üst sınıfa geçeceksiniz. Ben hepinize güveniyorum. Daha önce de gelmiştim. Yine geleceğim. Bugün sizler okula geldiğiniz için ayrıca sizleri ödüllendireceğiz. Ufak bir hediyemiz de var. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Tamam.